Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız arasında 16, aslında 15 Temmuz gününden sonra 7 Ağustos Yeni Kapı mitingiyle ortaya çıkmış olan Yeni Kapı ruhu olarak da ifade ettiğimiz bu anlayış Türkiye'de Türkiye'ye yönelen birçok tehdidi ve birilerinin kursağında kalan yarım kalmış hesabın tamamlanmasını bir tarafa bırakın. O hesabı yapanların, o tezgahı kuranların tezgahlarını başlatacak bir iradeyi ortaya koymak maksadıyla bir araya gelinip 16 Nisan referandumunda ve 24 Haziran milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkmış olan bu ittifak sadece Türkiye'de önünde takvim olarak önünde bulunan seçimlerde başarı elde etmek için girişilmiş bir birliktelik veya bir ittifak değildir. Bu ittifak iki sayfadan ibaret bir Cumhur İttifakı protokolü ile hedeflerini, vizyonunu, mücadeleyi hangi alanlarda yapacağını belli etmiş olan son derece şeffaf, aleni, yani milletin gözü önünde yapılan, milletin gündem olarak, milletin gözünden kaçırılmayan, her yönüyle bilinen ve meşru bir birliktelik. Ve bu birliktelik, Türkiye'nin 2023 yılında dünyada büyük bir güç, devamında küresel güç haline gelmesi hedefini ortaya koyan. Yıllardan beri bu milletin içerisinde var olan o büyük gönlün, büyük duyguların, ulvi değerlerin dünyaya hakim olması idealini güden. Nedir bu? Nizam-ı Alem davasıdır. Nedir bu? İlahi Kelimetullah davasıdır. Yani Allah'ın ismini dünyaya yayma meselesi. Bunu kendisine hedef etmiş olan bir birlikteliktir. Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmek ve adalette, adaletiyle, anlayışıyla dünyaya önemli bir farklılık sunabilmek, her şeyin menfaat ve her şeyin sömürü üzerine kurulmuş olan dünya düzeninde gerçek manada adaleti tesis edebilmek maksadını taşıyan, ki bunu İşte biz Nizam-ı Alem davası olarak ifade ediyoruz. Bu davayı da içerisine alan şekilde bunun mücadelesini vermek üzere 2023, 2053, 2071 hedeflerini kendisine yol ve hedef göstermiş olan, ülke edilmiş olan bir anlayış birlikte. Bu kısmıyla, bu anlatılan yönüyle çok kıymetli, çok değerli ve Allah nasip ederse 21. yüzyılda Türkiye'nin önünü açmaya matur, önünü açmayı hedefleyen bir beraberlik birliği. Bunu Türkiye'de birileri anlamakta zorluk çekebilir. Söylendiği anda siyasi ihtiraslar, siyasi beklentiler bunları anlamakta insanlar açısından mani teşkil edebilir. Fakat soğukkanlı bir şekilde, iyi niyetle ve samimiyetle bu millet yararına, bu memleket yararına bir bakış, bir gözlükle buna baktığınız zaman bu muhteşem bir şey. Bununla beraber eğer tam bağımsızlığı ve milli ve yerli bir anlayışla bu işin gerçekleşmesine hedef edindiyseniz, tabii ki Türkiye'nin dünyada bu konuda hedeflerinin birbiriyle çatıştığı, menfaatlerinin birbiriyle çatıştığı birçok güçle karşı karşıya gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birlikteliği neticesinde ortaya çıkan toplu irade, siyaset üstü bakış ve olgun, milletin menfaatini, memleketin menfaatini ön planda tutan bu bakış inşallah dünyada Türkiye ile bölgemizde her şekilde uğraşmaya çalışan, onun güçlenmesinin, kudretli hale gelmesinin önünde kendilerinin menfaatleri açısından bunda zarar gören ne kadar yapı varsa hepsinin uykularını kaçıracaktır. Bunu kaçırmakta olduğunu da hep birlikte görüyoruz zaten.
Yani İmam Gazali dediği gibi ahir zamanda doğru nedir diye bir tereddüt oluşursa, düşman oklarının nereye gittiğine bakınız misali var ya, şimdi düşman okları nereye gidiyorsa doğruyu orada bulabiliriz. Eğer tüm dünya, bunu Çin'i, Rusya'sını, Amerika'sını ayırmaksızın söylüyorum, tüm dünya bizimle birlikte olmaya çalışırken mutlaka bizi de etkisizleştirmek için bir takım çabaların içerisinde girdiğini görüyoruz değil mi? Bunları gördüğümüz bir aşamada, Türkiye diyor ki, işte benim genel başkanım diyor ki, işte Selçuklu Kartalı gibi diyor, bir kafamız, bir başımız çift başlı diyor, bir başımız doğuya, bir başımız batıya bakacağız ama kendimiz olacağız diyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ne diyor? 360 derece dünya siyaseti demekle, milli ve yerli duruşumuzla dünyanın her kesimiyle, yani aslında özünde aynı şeyleri ifade ediyoruz, aynı şeyleri söylüyoruz. Bu yapıda olanların birlikteliği nerede sınandı? 15 Temmuz'da sınandı. Duruş açısından, bakış açısından, irade açısından hiçbir fark yok. Biz bu memleketi kimseye teslim etmeyiz dedik. Kimseye yargılatmayız, kimsenin boyunduruğu altında bırakmayız dedik. İşte bu irade, bunun yarım kalan hesapları görmek isteyenleri Türkiye'deki işbirlikçilerinde ciddi ölçüde rahatsız ediyor. Saldırılar bunlardan dolayı. Kandil'de söylenenle, Türkiye'de bu yapıya muhalif olup meşru siyaset yapıyorum iddiasında bulunup da meydanlarda konuşanların arasında bir fark var mı arkadaşlar? Yok. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirler. Dört harf bir kelimeden bahsediyoruz. Beka diyoruz biz, değil mi? Bu çok önemli bir şey diyoruz. Bu noktada onlar ne diyorsa, Aziz Allah Celle Celaluhu, onlar ne diyorsa, öbürler de aynı şey. Beka diye bir şey, sıkıntı mı var kardeşim diyorlar. Ne yapıyorlar? Milleti, memleketi gevşetmeye çalışıyoruz. Ama konuşurken Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni geriye düşürmek ve onların zaferine engel olmak, onların kazanmasına engel olmak bir hedefse, o hedefi PKK'nın siyasi uzantısı HDP aynı şekilde ortaya koyuyor. Diğer bu Zillet İttifakı'nın içerisindeki bütün yapılar aynı şekilde ortaya koyuyor. Peki onlar diyorlar ki ya biz terörle niye birlikte olalım? Biz sadece muhalefet ediyoruz, biz daha iyisini yapalım diyoruz. Bu sadece bir basit bir belediye seçimi. Ya tamam, belediye seçimi olsun da bu Türkiye'nin bekasıyla alakalı bizim endişelerimiz sizin endişeniz değil mi? Onu niye söyleyemiyorsunuz? Çıkın onu da söyleyin. Suriye'de sınırımıza dayanmış ve Amerika tarafından bütün ağır silahlarla teçhiz edilmiş olan bir terör örgütü ve hedefi Türkiye'yi yok etmek, Türkiye'yi parçalamak burnumuzun dibinde. Doğu Akdeniz'de gemisini göndermeyen, donanmasını göndermeyen memleket kalmamış. Herkes bayrak gösteriyor, herkes sondaj peşinde. Kıbrıs'ta ne olacağı belli. Ege'de her an çatışma riskiyle karşı karşıyayız. İran'ın başına bir şey gelirse Türkiye'yi o ateş ne yapar, ne eder? Nasıl etkiler? Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz belli. Diğer yerlerde yaşananlar belli. Rusya'da yaşadıklarımız. Türkiye bu kadar büyük bir ateş çemberinin içerisindeyken Türkiye'yi kafanızı takmayın, bacağınızı bacağınızın üzerine atın, rahatça oturun demek bu memlekete hizmet midir? Bu memlekete kötülük etmek demek. Yani biz demiyoruz ki Türkiye bundan sonra, şu seçimden sonra büyük bir bolluk içerisine girecek. Kişi başına milli gelir 20 bin dolar olacak diye bir iddia var mı? Yok. Bir sıkıntının içindeyiz. Ve bu sıkıntıları aşmayı hedefliyoruz değil mi? Tasarruf edeceğiz diyoruz, israfı önleyeceğiz diyoruz, şunu diyoruz mu? Bunlar bir plan dahilinde yapılacak. Yani yarına kimseye cennet vaat edilmiyor yani burada. Dünyada kimseye bir cennet vaat edilmiyor. Ama bu sıkıntıları giderirken Türkiye gevşek olmayacak diyoruz. Gevşek yakalanmayacak diyoruz. Teyakkuzda olacak diyoruz. Dikkatli olacak diyoruz. Kendisine gelen meseleleri iyi bir şekilde göğüsleyecek. Bunu milli bir anlayışla Allah'ın izniyle Türkiye'ye faydaya dönüştürecek diyoruz. Bizim dediğimiz şey bu. Bunu demek bu kadar mı zor? Bunu demek sadece bizim tek elimizde mi? Yani milli olmak sadece veyahut da milli ve yerli duruş göstermek, Türkiye'nin başında belalar var demek, sıkıntılar var demek sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin görevi mi? Değil. Diğer siyasi partilerin ağzını tutan mı var? Değil mi? Onlar da tespit edebilir, teşhis edebilir. Onu söylersin, dersin ki ya bunlar evet Türkiye'de bunlar sıkıntı, bunlarla ilgili biz de aynı görüşteyiz
Fakat burada da bir belediye seçimi var kardeşim. Biz de kendi belediye başkanımız seçilsin istiyoruz. Bunu demek çok mu zor? Bunu dediğin zaman iktidarla aynı dümen suyuna mı girmiş oluyorsun? Hayır. Bunlar milli meselelerse ortak bir duruş sergilediğin zaman yok olmazsın, erimezsin. Yani dolayısıyla bunların yapılamıyor olmasını dikkatle takip etmek lazım. Ve milletimiz bu 25 gün içerisinde çok daha büyük bir netlikle bunu görecek. Bunu anlayacak. Belediyelerle alakalı olarak kadrolarla, bütün Türkiye'de çıkarılan adaylarla Cumhur İttifakı son derece iddialı bir şekilde, iyi bir belediyecilik anlayışıyla, projeleriyle göreve gelmek için mücadele veriyor. Bu göreve gelmek için verilen mücadele de halisane bir mücadele. İşte bu demin dediğimiz anlayış çerçevesinde tamamlayıcı bir fonksiyon ifade edecekmiş. İnşallah bu mücadelede Allah bu gayeye yönelik yapılan bütün hizmetleri, bütün çalışmaları Allah boşa çıkartmasın inşallah. Türkiye çapında inşallah hedefe varmamız, Sakarya'da, Hendek'te, nerede olursa olsun Cumhur İttifakı'nın bu mücadelede muvaffakiyeti büyük önem arz etmektedir. Diyebilirsiniz ki beka Hendek'ten, bekanın neresinde? Beka ne, Hendek'te ne alakası? Hayır. Belki Hendek'te başlayacak sıkıntı. Belki Sakarya'da başlayacak sıkıntı. Buraları hiçbir şekilde ihmal etmeden, hiçbir yerlerde boşluk vermeden muvaffakiyeti temin etmek büyük önem arz ediyor. İnşallah Türkiye bu birlik beraberlik çemberini, halesini daha da genişleterek bu milletimizin buraya katkı sağlayanların, destek olanların sayısını daha artırarak yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Ben burada sizlerle beraber olmaktan ötürü son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Rica ederim.